Arkadaşlar herhangi bir nesneyi sahnemize eklemek istediğimizde nesnenin üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basıyorum. Nesne şu an benim faremin ucunda. Sahneye bırakmam gereken yere götürüyorum ve tekrar bir kere daha farenin sol tuşuna basarak nesneyi bırakıyorum. Nesnemize biraz yakınlaşacak olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar nesne zaten 3 boyutlu bir yapıda. Etrafından, üstünden, altından baktığım zaman 3 boyutlu yapıyı hissedebiliyorsunuz. Cismin 3 boyutlu olmasından kaynaklı 3 adet ölçüsü mevcut. Bunlar soldan sağa genişlik, geriye doğru derinlik ve yerden yukarıya doğru uzunluk. Bunları gördüğünüz gibi ben sadece köşedeki referans noktalarına geldiğim zaman ölçüleri görmeme izin veriyor ve değiştirebiliyorum. Dersin başında anlattığım gibi nesneye daha fazla hakim olabilmek ve daha kolay boyutlandırabilmek adına kullanacağımız en faydalı aletlerden birisi cetvel aracı. Gördüğünüz gibi cetvel aracına bir kere tıklıyorum ve sahnemin herhangi bir yerine böyle elinizi çok karıştırmayacak, elinizin altında dolanmayacak bir yere bırakıyorum. Cetveli bıraktıktan sonra arkadaşlar hangi nesneyi seçerseniz o nesnenin soldan sağa genişliğini, geriye doğru derinliğini ve yüksekliğini, uzunluğunu, bütün ölçülerini rahat bir şekilde görebiliyoruz ve buradan rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Cetvel kullanmazsanız nesneye hakim olmanız gerçekten ama gerçekten çok fazla zorlaşacak arkadaşlar. Çalışmayı her zaman ilk açtığınızda isim yazmayı ve de cetveli sahneye eklemeyi alışkanlık haline getirirseniz Tinkercad'de tasarımlar yapmak inanın sizin için çok kolay bir hal alacak. Nesnemizin arkadaşlar cetveli koyduktan sonra yüksekliğini, genişliğini ve derinliğini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar Tinkercad'de ölçü birimimiz milimetre üzerinden gitmekte. Yani şu an ortaya koyduğumuz bu kübün ölçüleri 4 santim, 3 santim ve 2,5 santim. Öyle ekranda göründüğü gibi aslında çok da büyük bir nesne değil. Ayrıca şu kenarda gördüğünüz bir tane 00 yazan bir bölümümüz var. Bu da arkadaşlar nesnenin yerden yüksekliği. Bunu eğer 20 yaparsanız nesneyi 2 santim havaya kaldırırsınız. 0 yaparsanız da nesne çalışma düzleminin üzerine oturur. İlla ölçüleri rakamlarla oynayarak mı değiştirmek zorundayız? Hayır. Nesnemizin gördüğünüz gibi köşelerinde ve kenarlarında referans noktalarımız bulunmakta. Siyah kutucuklardan arkadaşlar sadece o değerleri yani ölçüyü değiştirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi sadece soldan sağa gidiyor. Sadece önden arkaya gidiyor. Ama köşe noktalardan, köşelerdeki beyaz karelerden tutarsanız iki uzvun birleştiği yere doğru ölçüyü değiştirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hem sağdan sola hem de ileriden geriye doğru büyütüyorum veya küçültüyorum. Nesnenin eğer ki boyunu değiştirmek isterseniz onun için de üstteki tek bir beyaz referans noktamız var. Buradan tutup aşağı ya da yukarı fare hareketiyle bunu değiştirebiliriz. Nesneyi ekran üzerinde herhangi bir yere taşımak için farenin sol tuşuyla tutup sürüklemeniz yeterli. Gördüğünüz gibi soldan sağa veya ileriye geriye doğru hareket sağlayabiliyoruz. Nesneyi yerden yukarıya kaldırmak içinse ya sağ tarafta gördüğünüz rakamsal değer girme kutusuna ölçüsünü gireceksiniz veya yukarıdaki siyah ok tuşundan tutup farenin sol düğmesine basıp yukarıya doğru kaldırıp veya aşağı doğru fare hareketiyle yere doğru indireceksiniz. Nesnelerin temeldeki hareketleri bu şekilde. İsterseniz zorlandığınız yerlerde klavyeden sağ ok, sol ok tuşlarıyla da ileri geri sağ ve sola hareketi sağlayabilirsiniz ama yükseltme ve alçaltma işini fare ile ok tuşundan yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tinkercad'de bir diğer kısım ise arkadaşlar eklediğiniz her nesnenin kendine ait özelliklerinin olması. Örneğin ben şu an şu nesnemi buradan sileyim. Bu arada yeri gelmişken silme işlemi için nesneyi seçip yukarıdaki sil kutusuna basabilir veya klavyeden delete tuşunu kullanabilirsiniz. kutu nesnemi ekledim. Eklediğim anda gördüğünüz gibi yan tarafa belli özellikleri geliyor. Birincisi şu an arkadaşlar bizim bu nesnemiz katı bir nesne. Katı nesne bölümüne tıkladığımızda nesnemize istediğimiz gibi renk verebiliyoruz veya bu nesneyi delik haline getirebiliyoruz. Delik haline getirmek nedir? Onu birazdan size anlatacağım. Nesnemiz şu an katı olarak kalsın. Rengini de ayarlayalım. Bu arada arkadaşlar seçtiğiniz nesneye kısa yoldan yakınlaşmak için fare ile ileri geri uğraşmaktansa nesne seçili haldeyken klavyeden F tuşuna basarsanız nesneye yakınlaşabileceğiniz en kısa mesafeye kadar otomatik olarak bilgisayar sizi götürür. F tuşu yani fokus. Nesnem şu an seçiliyken yarıçap özelliğini arkadaşlar deneyerek ne fark yarattığını gösteriyorum size. Yarıçapı arttırdığınızda nesnem sivri hatlardan yavaş yavaş daha yumuşak hatlara geçmeye başlıyor. Eğer bu yumuşama işlemini sonuna kadar devam ettirirseniz de nesnemiz bir küre halini alıyor. Bunu bir nevi zımparalama, yontma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Kullanacağınız şekle göre bu yarıçapı kendiniz arttırabilirsiniz. Adımlar şu an arkadaşlar 10. Adımların ne işe yaradığını en güzel şu şekilde anlatabilirim size. Adımları 2'ye indiriyorum ve bakın yarıçapı arttırıyorum. Nesnem kenarlarından yumuşama alırken daha bir kübik vaziyette yumuşama sergiliyor. Ama adımları arttırırsam daha pürüzsüz bir halde yumuşama işlemini sergiliyor. Yani yumuşamanın sertliğini ayarlayabiliyoruz. Adımlar bölümünü yarıçapla birlikte kullanıyoruz. Uzunluk, genişlik, yükseklik arkadaşlar gördüğünüz gibi 20-20-20 yani nesnemizin ölçüleri. Buradan da değiştirebilirsiniz fakat nesnenin üzerinden ölçülerle oynamak her zaman için daha kolaydır. Kutumu kenara bırakıyorum ve yanına bir tane silindir alıyorum. Bakın silindiri ekledim. Gördüğünüz gibi silindirin özellikleri kutumun özelliklerinden farklı. Silindirin ne gibi özellikleri var? Birincisi arkadaşlar silindir, küre, içinde ovallik, elipslik veya yuvarlaklık olan her nesnenin mutlaka taraf sayısı oluyor. Taraf sayısı nedir? Taraflar arkadaşlar şu nesneyi bir araya getiren gördüğünüz gibi uzun uzun dikdörtgenlerin sayısı. Bu dikdörtgenlerin sayısını ne kadar arttırırsanız nesneniz o kadar silindirik bir yapıya bürünür. Ne kadar azaltırsanız da o kadar köşeli bir yapıya bürünür. Bakın şu an silindir ekledim ama sanki çokgen gibi gözüküyor. Tarafları arttırdıkça daha pürüzsüz bir yapı elde edebiliyorum. Bevel arkadaşlar arttırıyorum. Gördüğünüz gibi silindirin üstünden ve altından bana bir yontma sağlıyor. Yani yine bir zımparalama işlemi gibi düşünebilirsiniz kenarlarından. Şu an gördüğünüz gibi çok keskin. Burada da arkadaşlar segmentleri arttırarak bu yontma işleminin ne kadar pürüzsüz veya pürüzlü olabileceğini ya da ne kadar pürüzsüz ya da sivri, sert olabileceğini ayarlayabiliyorum. Küre ekliyorum arkadaşlar. Tek tek bütün nesneleri eklemeyeceğim ama sadece aralarındaki farkı görmeniz için. Bakın kürede sadece adım sayınız var. Yani kürenin ne kadar pürüzsüz veya köşeli bir hat alabileceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani işin özü şu arkadaşlar. Her eklediğiniz nesnenin kendine has özellikleri var. Hatta bazı ekleyeceğiniz nesnelerin özellikleri de yok. Sadece ekleyip kullanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar göstermek istediğim bir diğer araç ise Scribble aracı. Scribble aracı ne işe yarıyor? Eğer ki yapacağınız, çizeceğiniz nesne Tinkercad'de gerçekten yoksa ve yapmak da çok meşakkatli ise ve çiziminize güveniyorsanız Scribble aracını kullanıyoruz. Scribble aracını seçip sahneme ekledikten sonra beni iki boyutlu bir düzleme atıyor. Burada bir adet kaleminiz, bir adet silginiz ve de sihirli çizim araçlarınız ve sihirli silginiz var. İşi şu arkadaşlar, sizin buraya yaptığınız herhangi bir çizimi otomatik olarak 3 boyutlu hale çeviriyor. Beğenmezseniz istediğiniz kısımlarını silebilirsiniz. Silme işlemini üzerinden farenin sol tuşundan parmağınızı kaldırmadan tamamlayıp bıraktığınız anda gerçekleştiriyor. Ve aynı anda sağ üst tarafta canlı olarak ön izlemesini görebiliyoruz. Tamamını sileceksek temizle butonunu kullanabilirsiniz. çizdiğiniz herhangi bir çizimden memnunsanız tamam butonuna basarak çiziminizi sahneye ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Scribble aracıyla çizdiğiniz bir modelin veya nesnenin sadece size yüksekliğini değiştirme şansı ve de çizdiğiniz çizimi yeniden editleme şansı veriyor. Onun dışında sadece soldan sağa, ileriden geriye ve yerden yukarı doğru ölçülerini değiştirebiliyorsunuz. Metin aracımız var arkadaşlar. Bir diğer çok fazla kullanacağınız araç. Metin aracını seçip sahneye ekliyorum ve kenarda yardım penceresi açılıyor. Özellikler penceresi. Text kısmına siz hangi yazıyı yazarsanız onu 3 boyutlu hale çeviriyor. Yazı tipi bölümünde çok fazla bir alternatifiniz yok arkadaşlar ama hani ben kenarları düz yazı seviyorum diyorsanız bu şekilde sans bir fontumuz var. Onun dışındaki diğer fontlarımız arkadaşlar tırnaklı font diye geçen fontlardan. Yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Bakın burada da arkadaşlar bevel ve segmentler var. Yani bevel ve segmentleri görüyorsanız bu büyük ihtimalle yaptığınız nesnenin kenarlarından bir miktar zımparalama işlemi yapabileceğinizi gösteriyordu. Beveli arttırıyorum. Bakın önce sağdan sola doğru birazcık şişiriyor yazıyı. Segmentleri arttırdığım zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarlarından bir yontma işlemi gerçekleştiriyor. Bunu da yine yapacağınız çalışmalarda çok fazla abartmamak koşuluyla kullanabilirsiniz. Çünkü bu işlemi çok fazla arttırdığınızda harfler birbirine girik ve bitişik bir hale almaya başlıyor arkadaşlar. Onun dışında burada diğer gördüğümüz araçların tamamının özellikleri az çok birbirine benzer. Poligonda yine taraf sayısını, bevelini ve segmentlerini arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Yarımküre, parabolit, halka, tüp, kalp bu araçların tamamı arkadaşlar sizin kullanımınız için. Eğer burada yeterli görmediğiniz araçlar varsa emin olun tüm bölümünde bunların tamamına erişebilirsiniz veya kendiniz tasarlayabilirsiniz. Arkadaşlar videom çok fazla uzun olduğu için bu bölümde kesmeyi tercih ettim. Videonun devamına bir sonraki dersten devam edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim, iyi günler.